Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlarım. Ben Sefa, yepyeni bir videoyla birlikte karşınızdayım dostlar. Yeni videoyla birlikte karşınızdayım ama artık yorgun bir Sefa var karşınızda dostlar. İnanın şu dükkan işi beni gerçekten çok yordu ve yıprattı. Yani zor. Allah kolaylık versin bu tür işlere kalkışanlara. Gerçekten zor dostlarım. Ne yaptık? Neler yaptık dostlar? Şu anda işte alçıpandı vesaire bunlar bitti. Süpürgelikler yapıldı. Havalandırmanın siparişi verildi. Yani şu havalandırmalarımız artık emin olun amatörce bir havalandırma olacak. Çok güzel bir havalandırma sistemi yapacağım dostlar. Bilginiz olsun. Allah'ım utandırmasın inşallah. Onun da videosunu ayrı ayrı hepsini çekeceğim dostlar. Süpürgelikler yapıldı. Dostlar burada şuna bahsetmek istiyorum bu videoda. Süpürgeliğimizi yapan yine böyle kuş ile alakalı tanıdığım bir abim olan İlker Karataş abimizin emeğiyle yapıldı. Parke süpürgelikleri. Biz orada fayanslar vardı. Çok fazla para harcayamadık. Fayans kestirmek istemedim. Yarın ne olacağı belli olmadığı için de hemen kısa vadeli bir çözüm ve ucuz maliyetli çözüm. Şu gördüğünüz süpürgeliklerden yaptık dostlar. İlker Karataş. Dostlar İlker Karataş abimizin de yine YouTube kanalı var. Açıklama kısmına kanalının linkini atıyorum dostlar. Takip edip son videosunun altına da Evde Muhabbet YouTube kanalından geldik diye yazarsanız beni mutlu edersiniz, onur edersiniz, gurur duydurursunuz bana dostlar. Sağ olsun İlker abi işlerinizi halletti. Bunun yanında birçok kişi işlerinizi halletti dostlar. Yani Atıphan'da olsun Alparslan abi, işte badana boya işinde Kayan abi, işte daha çok bir sürü böyle teferruatlı işlerde Murat Özat abim sağ olsun yardımcı oldu. Ayrıca Murat Doktanıçoğlu abimin de destekleri için çok teşekkür ediyorum. Onun da gerçekten bana hem psikolojik hem de abilik konusunda gerçekten büyük faydaları oldu. Hepsine buradan teşekkür ediyorum. Dostlarım, muhabbet kuşlarımız hemen hemen hepsi dinlenmeye geçtiler artık. Sadece bir iki takımımız kaldı. Onların da artık zamanı bitmek üzere yani. Zamanı bitmek üzere derken burada bu kızımızın herhalde bir tane yavrusu hala var da diğerleri biraz daha çıkmadı. Evet, bir tane yavrusu var dostlar. Şu yumurta zaten boş. Burada dışkı bulaşmış. Bu minnoşumuzun bir tane yavrusu var dostlarım. Bunlar sonradan yumurtladılar, akıllılar. Şu an dinlendiremiyorum, o da ayrı bir üzüntü veriyor bana. 9 numarada da Feyyitet ve Sarıyüz takımımızın herhalde bir 4 tane falan oldu şu an yavrusu. Bakalım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 4 tane de yumurta var dostlar. Evet, bu tür yumurtaları ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz dostlar. Çok fazla durmuyor. Denk geldikçe alın. Şimdi biz eski videolarda bahsetmiştik de sağ olsun bir kardeşim var. Yine YouTube kanalında Serkan Dilek. Abone olmayanlar varsa abone olsun. Gerçekten ben keyifle izliyorum. Buradan selam olsun Serkan Dilek kardeşime. Şimdi geçenki videosunda bahsetmiş. Muhabbet kuşu mamasına yumurta kabuğu koymayın diye. Doğru söylüyor arkadaşlar. Yumurta kabuğunu biz de yani hiç gördünüz mü benim videolarımda yumurta kabuğu? Görmezsiniz kolay kolay. Dostlar, muhabbet kuşlarımıza yumurta kabuğu vermiyoruz. Neden? Çünkü Serkan'ın da dediği gibi kuş kendi yumurtasını kırma ihtimalini artırır. Yumurta kabuğu yiyeceğim derken kendi yumurtladığı yumurtayı da yiyebilir, kırabilir. Bilginiz olsun. Problem yaşamak istemiyorsanız mamalarda yumurta kabuğu kullanmamanızı tavsiye ederim. Serkan'a da selam olsun. Burada güzel bir hatırlatma yapmış olduk. Çok eski videolarımda var. O yüzden hep bahsediyorum ki zaten mamada zaten yumurta kabuğu da kullanmam. Bugünkü mamamızın içeriğine değinelim. Dostlar bugün yine hem satmış olduğum hem bayiliğini yapmış olduğum Mama Life mamanın, Mama Mia daha doğrusu, Mama Mia Mama Life mamanın ballı ve yumurtalısı var. Çok az, yarım yani yarım yumurta yakın yumurta var.
havuç var, brokoli var. Bunun haricinde dostlar, Vertaelegan'ın Fertivit vitamini var. Bir de dostlarım, içinde bir miktar GR Mikro var dostlar. GR Mikro'nun yerine Groknev'de kullanabiliriz. Bu da iç parazit için etkili bir ilaçtır. Fertivit de E vitaminidir dostlar. Yani kuşlarımız dinlenirken E vitaminini burada bol bol temin etsinler diye kullanıyoruz dostlarım. Kuşlarımızın genel durumuna bakacak olursak da maşallah hepsi şekillenmeye başladı. Hepsi bir güzelliği oturdu yerine. Dinlenenler dinleniyor. Yeni dinlenmeye başlayanlar da var. Mesela şu oğlumuz yeni dinlenmeye başladı. Bu oğlumuz gerçekten çok yorulmuştu sezonda. Birçok yavru vermişti. Şu anda vücut olarak çok güzel fit bir vücuda oturdu dostlar. Yani maşallah şu anda çok güzel oldu. Kafa yapısı, vücut yapısı, kilosunu da aldı, kurtardı dostlar. Yani bunun bebeleri de güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu bebelere de Allah izin verirse önümüzdeki sezon, yani dükkanımıza geçtiğimizde bir isim koyacağız. Ama şu bebe belki gelecek sezon ayrı bir çalışmaya girebilir. Onu da söyleyeyim. Yani sevdiğim bir abimle birlikte çalışabiliriz bu kuşta. Böyle bebelerden güzel güzel yavrular var dostlar. Maşallah. Kimisi kuyruğunu da döktü bu arada. Yani tüye girdi hepsi. Şu CF oğlumuz da çok güzel oldu maşallah. Yanındaki yeri de güzel. Evet dostlar, şimdi şu kaşınmaya gelelim. Şimdi bu hayvanlar yaz geldiği için, havalar ısındığı için şu anda kendilerini yaz dönemine hazırlıyorlar dostlar. Yani tüyleri artık, kimisinin kuyruğu dökülüyor, kimisinin kanadı işte düşüyor. Kimisi işte ense tüyünü döküyor, kimisi kafadaki tüylerini döküyor. Hepsi kendini yaza hazırlıyor. Bu süreçte kaşınabilirler. Banyo yaparsın, yani banyo verirseniz kuşlarınıza, ya fıstıkla ya da ben şöyle şuraya bir kasenin içinde koyup içine de böyle 3-5 tane nane koyup banyo yaptırabilirsiniz. Bununla ilgili video da çekeceğim inşallah. Bu şekilde kuşlarınızın kaşınmasını engellersiniz. Her kaşınan kuş işte bitli değildir. Bazı kuşlar tüyden dolayı tüylerini patlatmak için de kaşınabilir. Onu da söyleyelim dostlar. Şimdi dostlar, mamamızı yazın genellikle 3 saat, yani 4 saat olmasın, 3 saat kuşlarımızın önünde tutuyoruz. Bir de şuna değineceğim. Şimdi biz kür yapıyoruz. Yazlık bakım programı olarak gösterdik size. Dostlar şu çok önemli. Muhabbet kuşlarında kullandığınız antiseptik ürünler, antibiyotikli ürünler kullandıktan sonra, 5 gün kullandınız, sonra probiyotik verdiniz, hemen arkasında kullanılmaz. Kür yapıyorsanız kullanılır ama iki ilacın arasında en az 18 gün olmalıdır. Neden 18 gün olmalıdır? Çünkü kuşun bağışıklık sistemini güçlendirmeniz gerekir. Yani kuş antibiyotiğe duyarlılık kazanmaması için kuşunuza ilaç verdikten sonra bu 18 gün süreçte mutlaka işte probiyotik, amino asit, multivitamin, bu tür ürünler vermeniz gerekiyor. 18 gün sonrasında tekrar probiyotik kullanıp arkasına ilaç verebilirsiniz. Bunu söyleyeyim. Bunun haricinde dostlar, yineliyorum. Bir kuşa sürekli aynı ilacı verirseniz, sürekli yani arka arkaya bir hafta verdin, bir hafta geçti, bir hafta verdin, o düzeni de bozdun, 18 gün kuralına uymadın, bu sefer o kuş o ilaca duyarlılık kazanır ve artık o ilaç o kuşta etki etmez. Bilginiz olsun. Daha dozajı yüksek bir ilaç kullanmanız gerekir. Bilginiz olsun dostlarım. Burada kızlarımız yine takılıyor maşallah. Kızlarımızı da seviyorum. Yani çok vasıflı olmamalarına rağmen bana göre çok güzel kızlarım var maşallah. Onlarla önümüzdeki sezon çok daha güzel çalışacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki sezonda
yeni kattığımız kanlarımız var. Mesela Cremino var. Şu an bakın ağır tüyde dostlar. Bayağı bir tüyde. Arkada Lacing var. Burada Texas'ımız var. Kendi yavrularımız bunlar dostlar. Şu arkadaki Spangle'ın yanındaki kızımız var bakın dostlar. Hemen şöyle gösterelim onu da. Sonrasında yine buradaki kızımız var yeni kadrodan. Sonrasında buradaki kızımız var yeni kadrodan. Yine buradaki kızımız var, o da yeni kadromuzdan dostlar. Başka burada yeni kızlarımız, buradaki kızımız var dostlar. Yeni. Bunun haricinde başka da yeni kızımız yok dostlar. Ama şu kız efsane olacak dostlar bakın. Efsane bir dişi olacak. Evet, kuşlarımız da böyle dostlar, gayet güzel bir şekilde takılıyorlar. Bakın probiyotikli sularını içiyorlar. Bu probiyotikli sudan sonra ne yapacağız? Amino asitli su vereceğiz. Sonra multivitamin vereceğiz. Mamasında Fertivit, Omnivit kullanacağız. Dostlarım, istediğiniz ürünler elimde mevcut. Yani Seba Kafe, Seba Yuvalık. Bu Seba Yuvalık soranlar sipariş verdi istiyorlar diye. Şu anda kimseden tık yok. Elimizde duruyor bakalım. Yarın bitiririz, sonra yine sorarlar. Hayırlısı olsun bakalım. Videomun sonunda sizden şunu da rica edeceğim. Show Jumbo muhabbet kanalım var. Biliyorsunuz yedek kanalım. Bu kanala bir problem olursa o kanaldan devam edeceğiz dostlar. Orada bir de ekstra bir durum var. Orada özel bir şeyler yapacağız. Dükkanımızı açıyoruz ya. Belki böyle bazı kuşlarımızı sizlere orada sahiplendirme yapma amaçlı videolar çekebiliriz. Yani bir nevi mezat tipinde bir video olabilir. Bilginiz olsun. O kanala da açıklama kısmında ya da yorum kısmında linki var. Oradan ulaşabilirsiniz dostlarım. Show Jumbo muhabbet. Teşekkür ederim abone olduğunuz için ayrıca. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum dostlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.